Türkiye hep bundan önceki yıllarda etnik bir teröre sahne oldu. Nasıl oluyordu? İşte PKK bizim karakollarımıza saldırıyordu. Takviye birlikler gidince PKK'lılar püskürtülüyordu ve kaçıyorlardı. Kuzey Irak'a, Kandil'e gidiyorlardı. Yalnız bu şu andaki karşılaştığımız cihatçı terör gruplarının taktiği çok farklı bundan. Bunlar, bunlar kendi ideolojilerine göre bir alan e, hakimiyeti sağlamak istiyorlar. Yani bir toprak işgal etmek istiyorlar. Orada işgal edebilmek için de önceden orada ne kadar kendilerine yakın unsur varsa onlarla anlaşma yapıyorlar. İstihbarat alıyorlar, yerleşiyorlar, e, bütün orayı kontrol etmeye çalışıyorlar. Sonra bir anda sokağa iniyorlar ve kentler düşüyor. İstihbarat zafiyeti Zafiyetin ötesinde ben bir şey söylüyorum. Diyorum ki bunun eğitimini versinler. Mesela çocuklarımız bilsin, bu insanlar örneğin ortaya çıktıkları zaman gerçekten bunlar İslam için mi çıkıyorlar yoksa bir terör örgütü mü için çıkıyorlar belli olmuyor. Bunu anlatmaları lazım. Yani bu bunlara demesi lazım birisini ki arkadaş bak sen sen falanca grupsun seni yasaklıyorum. Senin yayınlarına el koyuyorum. Senin televizyonlarını kapatıyorum demesi gerekiyor. Bunun istihbaratı böyledir yoksa. Olay gerçekleştikten sonra tedbir alıyorsunuz hiçbir şey yaramıyor. Bir de şunu belirtmek lazım. Bunlar de, dedik ya bunlar bir alan hakimiyeti istiyorlar, kentleri yönetmek istiyorlar. Yani bunlar için devlet devlet kurmak diye bir olay yok. Bir kenti alıyor, bir mahalleyi alıyor. O mahallenin varsa bankasını soyuyor, şahısların parasını el koyuyor, varsa silahları alıyor. Bu defa aldığı şeyle bir başka yere saldırıyor. Bunu bunu bu mantıkla ele almadığımız sürece bununla baş etmek mümkün değil. Efendim diyorlar işte polis, klasik polis, siz istediğiniz kadar polis yığın. Mantığı değiştirmek lazım. Yani kapsamlı bir şeyden bahsediyorum ben. Bu radikal cihatçı gruplarınla e, mücadelenin mantığı bizim bildiğimiz klasik bir terörle mücadele değil. Onun ötesinde bir şey. Çok sofistike bir konu. Terör örgütleriyle bundan sonra mücadele ederken nasıl bir yöntem izlenmeli? Yani ne olmalı ki bu tekrar etmemeli? Yoksa bu tekrar edecek. Bakınız burada iki konu var. Bir, devlet kendi istihbaratı içerisinde yeniden bir yapılanmaya gitmedi. Yani yeni ayrı bir radikal. Bu radikal cihatçı grupların e, saçmış olduğu tehdit önümüzdeki 100 yıl devam edecek. Bakınız ben açık açık iddia ediyorum bunu. Hep de söylüyorum. Bu tehdit 100 yıl devam edecek. Çünkü Avrupa'nın kendi radikal grupları ve mezhepleriyle olan mücadelesini incelediğiniz zaman bizim buradaki bu radikal grupların kolay kolay alan hakimiyetinden vazgeçmeyeceklerini geçmeyeceklerini bilmemiz gerekiyor. İkinci bir konu bunlar için öncelik bakınız öncelik bilmem tırnak içinde bir başka bir dinle savaşmak değil. Öncelik kendi içindeki tırnak içinde bunların dediği mürtetlerle savaşmak. Bakınız sapık anlayışı görebiliyor musunuz? Şimdi bunu bizim bu milli İstihbarat teşkilatının anlaması gerekmez mi? Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Buna ilişkin bir yapılanma gerekmez mi? Diyanetin buna göre kurgulanması gerekmez mi? Mesela Diyanet Hı -hı. şimdi diyor ki Hı -hı. eğlence Hı -hı. yerine de gitmek Hı -hı. orada o, o da aynı e, İki oraya da açıklama fark... yaptı. Evet, Hı -hı. yoktur. Peki daha onu önceden söylemesi gerekmez mi? Yani Diyanetin bunu bu şekilde Buna hazırlıklı bir anlayışla yapılanmayla toplumun huzuruna çıkması gerekmez mi? Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını buna göre yapması lazım. Ayrıca toplum psikolojisinde bu tür şeyler çok önemli. Yani toplumu biz hazırlamamız lazım. Elimizde bir demokratik toplum var, seküler bir toplum var, layık bir toplum var, pırıl pırıl bir ülkemiz var, cennet gibi bir ülkemiz var. E biz hiçbir tedbir almıyoruz ve batağa gidiyoruz. Mesele şudur, tehdit şu artık bu yüzyılın tehdidi. Tehdit içerden bizim dinimizi kullanan bizim dinimizin kutsal sembollerini kullanan ve bizim dinimizin değerlerini kullanan ve bunları bize karşı kullanan içeriden bir şeytani bir gruplar var artık. Bir başka konu çok önemli. Bu işitle radikal dinci gruplarla, bu terör örgütleriyle yani dini motifli terör örgütleriyle şey yaparken işte biz etnik terörle şey yaparken bunun dış bağlantısı var işte bunun Amerikası var bilmem Rusyası var o var bu su var hep diyoruz ya burada da hep o su var bak o yapıyor bu yapıyor evet bunların hepsi doğru onun bunun eli var bunlarda etnik terörde de onun bunun eli var bunlar doğru ama bir şeyi gözden kaçırmayacağız bunlar bu toplumun zafiyetleri üzerine palazlandıktan sonra yabancılar bunları kullanıyor bunu bilelim. Bu toplumlarda yani işin iç boyutunu görmezden geldiğimiz zaman gerçeği okuyamayız. Hı. Hani nasıl oluyor? Her şey oluyor. Ortadoğu'da her şey olunca bu İsrail işidir deyip kolayca Hı. çıkıyorlar. Ya bu İsrail işidir. Yani şeyde Oman'da diyelim. Trafik iki saat dursa ya bunu İsrail yapmıştır deyip kolayca çıkıyorlar. Böyle olamaz. Burada ciddi olalım. Bunun bir iç boyutu var. Bizim çözmemiz gereken bir boyutu var istihbaratıyla, eğitimiyle, diyanetiyle, toplumun kültürel yapısıyla ve bu hı hı. tehdidi marjinalleştirip yok etmemiz gerekir. bunlarla mücadelenin yapılabilmesi için bunların mantığının, toplumu nasıl işgal ettiklerini iyi anlamak evet. lazım. Bu hükümet bunlara maalesef hı. işte diyorum ya size İslami değerleri kullanıyorlar. Evet. Bir şey dediğiniz zaman "Aa" diyorsunuz ki bu adam El Nusracı, İshitçi ya bilmem falan, Müslümanım diyor size. Halbuki orada merhamet göstermemesi gerekiyor. Hükümet bunlara, bunlarla mücadeleyi ciddiye almıyor. Almadığı için de bu olaylar maalesef önlenemiyor. Onun için de bunların istifa etmesi gerekir. Hiçbir söz söyleyecek hakları yok artık. Ama yapmıyorlar işte. Evet. Yani bir şey oluyor falan yapmış. Ya iyi yapmış da peki o Türkiye'ye nasıl gelmiş kardeşim? Senin istihbaratın, senin senin güvenliğin, bu kadar eğitimin, diyaneti ne iş yapıyor evet. senin o zaman?